Merhaba arkadaşlar, şimdi sizlere 8 Aralık 2019 İzmir altılık konumu paylaşacağım, yorumlarımı, tahminlerimi. Şimdi ilk ayak ikinci koşuyla başlıyor. 4 ve yukarı Araplar, handikap 14, 1200 kumbi yarış. Şimdi burası 10 atın koştuğu bir yarış. Yani ben burayı şimdi sizlere şöyle vereceğim, kendi kuponumda 3 at olarak geçeceğim ama fazladan 3 hat daha söyleyeceğim ki belki eklemek isteyen arkadaşlar, büyük oynamak isteyen arkadaşlar değerlendirebilir. Şimdi benim buradaki ilk tercihim, favorim 6 numaralı Biçeroğlu. 6 numaralı Biçeroğlu yarın favori çıkar diye düşünüyorum. 1 ya da 2. at olarak çıkar. Yani hem derecesi hem galabı güzel arkadaşlar. Şimdi ikinci tercihim 10 numaralı Frenkli Ateşi. O da işte ya 1 ya 2. at olarak çıkar. O da favori. Ama onun da hem derecesi hem galobu iyi arkadaşlar. Yani 6 ile 10 ikisi de favori. İkisinin derecesi ve ikisinin de galobu iyi. Çalışmaları iyi. Ve 3. at olarak size 7 numarada Rüzgar Berk diyeceğim. Rüzgar Berk yarın sürpriz çıkacak. Ama derece ve galobu iyi arkadaşlar. 7'nin derece ve galobunu beğendim. İlk ayakta sürpriz olursa bunun 7'nin yapacağını düşünüyorum. Yani benim ilk ayakta ilk tuttuğum atlar, safkanlar 6-10-7. Bunları çok öncelikli tutuyorum. Sonra orada bir 4 numaralı Aper var. Sürpriz de bombada. Hani gelebilme ihtimali var ama ben yazmayacağım ama bir köşede bulunsun. Sonra 1 numaralı Gedizkaya ve 5 numaralı Can Yoldaş var arkadaşlar. Yani bu 4-1-5 tehlikeli. Burada böyle sürpriz aramak isteyenler değerlendirebilir ama sürprizim içinde ben en çok 7'ye güveniyorum arkadaşlar. Yaparsa 7 yapar. O yüzden kendi şahsi kuponumda ben burayı 6, 10 ve 7 olarak geçeceğim. Şimdi ikinci ayağa geçersek, ikinci ayak üçüncü koşu, 1400 kumbi yarış. Şimdi burada ben size ilk sırada bir tane sürpriz vermek istiyorum. Vereceğim sürpriz de 15 numaralı Arzutay arkadaşlar. 15 numaralı Arzutay'ı sürpriz vermemin sebebi galobu güzel ve daha önce 4'ü geçmiş arkadaşlar. Yani buradaki 4 numara Realist yarın büyük ihtimal favori çıkacak. Yani burada 4 ile 6 favori çıkar arkadaşlar. Yarın Eslem Sultan ile Realist 1-2 çıkarlar yarın. Yani daha önce bu 15 numara bu 4'ü geçebilmeyi becermiş ve şu an galobu iyi. O yüzden ilk sırada size sürprizde 15 numarayı veriyorum. Sonra 4 numaralı Realist ve 6 numaralı Eslem Sultan'ı veriyorum ayrımsız, yani 3. at olarak. Sonra 1 numaralı Benli Sultan var. Benli Sultan yarın böyle 4. at filan 3. 4. at çıkabilir. Sonra 2 numara vermemin sebebi de derecesi iyi arkadaşlar 1 numaranın. Sonra 2 numaralı Esmer Gözü veriyorum. Onun da derecesi iyi. Ve son olarak da 3 numaralı Özburgaz diyorum. Onun da derecesi iyi. Yani benim ikinci ayaktaki sıralamam 15, 6, 4, 1, 2 ve 3. Yani yarışın gidişatına da bakarsak burada 7 numara, 4 numara, 5 numara önde gidecekler gözüküyor arkadaşlar. Kalabalık bir yarış. Yani size verdiğim 15 biraz gerilerde gidecek. Yani orta arkası gibi gider. Sonra 6 ile 4 öndeki kaçanların hemen arkasında gidecek. 4 numarada ön grupla gidecek arkadaşlar. 4 ön grupla gidecek. 6 da onun arkasında gidecek. O yüzden 4 ile 6 favori olmasına rağmen çok tehlikeli. Kalabalık grupta önde yer alacaklar. Yani ikisinden bir gerilerde yanlışlıkla ya da bir sebepten geride kalırlarsa şansları zor olur ama dediğim gibi o zaman 1-2-3 devreye girer. Biraz kalabalık yarışı olduğu için riskli arkadaşlar. Şimdi 3. ayağa geçersek, 3. ayak yine 1400 kum ve 3 yaşlı Araplar, maiden bir yarış. Maiden yarışı olduğu için biraz riskli ama ben yine de burada tek tercihimi kullanacağım. Yani baktığımız zaman burada 6 numaralı Talantay ön plana çıkıyor. 2 numaralı Hovarda da ön plana çıkıyor. Ama ben burada sürprize tek atacağım arkadaşlar. Çünkü hem derecesi hem galabı iyi olan 5 numaralı Şerife Ağa var arkadaşlar. Yani 2 ile 2 özel 6'nın değil de 2'nin gelme ihtimali biraz yüksek. Çünkü 6
Kocakaya binecek ama yanılmıyorsam Kocaeli'nde yapmıştı şeylerini. İzmir'e geldiklerini pardon, İzmir'in kumu biraz daha şey olduğu için biraz sıkıntı yaratabiliyor. Ama dediğim gibi ben sürprize tek atacağım. 5 numaralı derecesini ve galabını beğendiğim Şerife Ağa'yı yarın da kuponumda tek olarak değerlendireceğim arkadaşlar. Sonra 5. koşu 4. ayağa geçersek 5. koşu 4. ayak 1200 kum kısa vade 9 bir yarış arkadaşlar. Şimdi burada yarın Florida Cross çok ön plana çıkacak. Yani favori çıkacak. Şimdi burada benim yarışı koşturduğumda kafamda şöyle bir sonuç çıktı bende. Yani Florida Cross'tan işi kolay olmayacak ve ben Florida Cross'ta kuponumda değerlendirmeyeceğim. Onun da sebebini şimdi sizlere açıklayacağım. Şimdi Florida Cross İstanbul'dan geliyor arkadaşlar. Şimdi derecesi iyi gibi gözükür size. Ama İstanbul'un kumu sentetik gibi arkadaşlar. İzmir'in kumu öyle değil. Ve pist de tersten. Tersten. Yani Karataş geldiği zaman burada zorlanacak arkadaşlar. Florida Cross yarın zorlanacak. Bir zorlanma sebebi de Steel Brothers var arkadaşlar. 6 numaralı. Kafayı kolay kolay vermez. Florida Cross da normalde kafada gider. Kafada gidemezse de hemen arkasına yatar. Ben yarın Steel Brothers'ın kafayı alacağını düşünüyorum. Florida Cross'un da onun peşine takılacağını düşünüyorum. Şimdi hızlı bir yarış olacağı için Florida Cross biraz etkilenecek. İzmir'e geldiği için etkilenecek. Tersten olduğu için pis biraz etkilenecek. Ve tabii ki Karataş'ın belalısı Kocakaya Secret Lover var. Secret Lover hiç yaban atılacak bir at değil. İzmir'de atı, İzmir'deki çalışmaları, dereceleri hepsi iyi arkadaşlar. Yani bu durumda Kocakaya yine zıplaya zıplaya Secret Lover'la zıp zıp sökeyim Kocakaya zıplaya zıplaya Karataş'ı geçecek arkadaşlar. Benim ikinci tekim Bankom yine 5 numara arkadaşlar. 4. ayakta Secret Lover. Şimdi 5. ayağa geçecek olursak 5. ayak yani 7 tane at var ama şöyle söyleyeyim 3 yaşlı İngilizler 1400 kum. Yani ayıklaması zor arkadaşlar. Gerçekten yani ben 5 at çıkardım ama kuponumda 3'üne yer vereceğim. Bütçemden dolayı. Ama şimdi size onları bir anlatayım. Burada yarın 1 numaralı pardon 1 numara diyorum. Yarın 5. ayakta evet 1 numaralı Innovation'la 1 numaralı Innovation'la 2 numaralı Black Ball'un favori çıkabileceğini düşünüyorum arkadaşlar ben yarın ikisinden birini. Şimdi burada 6 numaralı Grey Ocean var. Şimdi 6 numaralı Grey Ocean hem derecesi iyi hem galobu iyi arkadaşlar. Ve aynı zamanda hem derecesi iyi hem galobu iyi. Aynı zamanda arkadaşlar şeyde gidecek. Yani öndeki grubun hemen arkasında gidecek. O yüzden tehlikeli. Şimdi diğerlerine bakarsak 1 numara ve 5 numara kafayı almak isteyecekler. Ya 1 ya 5 kafayı alacak arkadaşlar. Arkasına 6 gelecek. 1 5 beraber de gidebilirler. Arkalarına 6 numaralı Grey Ocean gelecek. O yüzden de hem derecesi hem galabı iyi olduğu için ben 6 numarayı ön planda tutuyorum. Ondan sonraki tercihim favoriler yine arkadaşlar. 1 ve 2 numaralı. Yani 1 numaralı Innovation ve 2 numaralı Black Ball. Şimdi ben burayı 6-1-2 geçeceğim. Birin derecesi iyi. Innovation'ın. Black Ball'un da derecesi iyi. 2 numaralı. Ama derecesi iyi olan 3 ile 5 de var arkadaşlar. Celal Baba ve Ateşin Kanatları. Ama ben kuponumda onlara yer vermeyeceğim. Dileyen arkadaşlar yazabilirler. Ben de 6-1-2 olacak. Ama çizgi altında da 3 ile 5 var arkadaşlar. Şimdi son ayağa geçersek son ayaktaki iyi çalıştım son ayağda. Son ayağda iyi çalıştım. Lütfen babacığım. Son ayağda iyi çalıştım. Burada 7 kaçacak arkadaşlar. 7 kafayı alacak.
Ama son 400'ü çok kötü 7 numaranın. Yani son ayak 1200 kum. Kısa mesafe ve çok at koşuyor. 7 numara Frighten kaçacak ama son 400'ü çok kötü. Son 400'ü kötü olduğu için arkadaşlar bitiremeyecek çıktığı gibi. Hemen arkasına 8 gelecek. Yani Erandıra gelecek. Erandıra şöyle söyleyeyim size, derecesi iyi. Onun arkasına 4, 5, 12, 14 gelecek. Hemen onun arkasına 3. yani 3. Ya o kalabalık olduğu için yarış 4, 5, 12, 14 arkalarına gelecek. 5'in galobu iyi, 12'nin galobu iyi, 8'in de derecesi iyi arkadaşlar. Zaten kalabalık yarış olduğu için bu öndekilerden birinin kazanacağını düşünüyorum. Ve galobu derecesi iyi olan hem de önde yer alacak olan 5, 8, 12. Şimdi onların arkasına 1, 2, 13, 15, 16 gelecek 3. gruba. Onların başarılı olacağını düşünmüyorum. En arkada da 3, 6, 9, 11 çıkacak. Yarın 6 numaralı Power Off'la 3 numaralı Koca Kaya'nın bindiği Bobby yani favori çıkarlar diye düşünüyorum. Pardon, 3 numara favori çıkmaz arkadaşlar, özür dilerim. 3 favori çıkmaz. 6 numara favori çıkar yarın. Bir de belki 2 numara favori çıkar. 6 numara arkalarda yer alacak ve onun geleceğini düşünmüyorum ben, çünkü arkada kalacak. Arkadan gelirse bir tek 3 numara Bobby ile Gökhan Kocakaya'nın gelebileceğini düşünüyorum. O yüzden de benim son ayaktaki sıralamam 5, 8, 12 ve 3 arkadaşlar. Yarın için hepinize bol şans diliyorum. Kalın sağlıcakla.